Meryem be? Adım Zeyno. Memoli? Yalnızca iş arkadaşlarım Memoli derler bana. Söz ver bana. Hiç uyanmayacağım diye söz ver. Beni hiç unutmayacaksın. Beni sevmekten hiç vazgeçmeyeceksin diye söz ver. Zeyno. Sağ ol. Bundan sonra ikisi de sana emanet. Kendine de onlara da çok iyi bak. Hakkını helal et Müfit Bey. Geç de olsa bizi birbirimize kavuşturduğu için ona teşekkür etmeliyiz. Evet. Anne hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gidip ona o kadar kızgın olmadığımızı söylemeye. Hayır hayır bu taraftan gideceğiz. Pardon. Pardon. Excuse me. Excuse me. Birazdan böyle gökyüzüne doğru gideceğiz değil mi? Aynen öyle gördüküz. Aynen böyle gökyüzüne doğru gideceğiz. Esat'a mı ya? Esat'tan. Bak 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 hızlandı hızlandı. Ay 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 uçuyor uçuyor. Bu daha uçuyor, hiçbir uçuyor, şey uçuyor. Gördü kızım. Düşüyor, bu daha düşüyor, hiçbir şey. Düşüyor aman uçuyor. Kemal dayı. Yürü Zeynep yürü. Ben sana dedim bunların hepsi çoktan yılanın soyuna geçtiler. Bence Erkan seninkiler seni kurtarmak için buraya geldiklerinde belki duvarları falan kırarlardı. Koşup kaçarsın. Keşke seninle başka bir zamanda, başka bir yerde, başka bir şekilde karşılaşsaydık be köylü kızı. O zaman seni ilk gördüğüm anda aşık olurdum sana. Ben zaten seni ilk gördüğümde sana aşık oldum Memoli. Sen Zeyno'ya göz kulak ol. Sen merak etme Zeyno'yu. Yarın seni kurtarınca daha da iyi olacak. Kapının önü çok kalabalık olmasa şimdi de girerdik içeri. Ama bunu jandarmaya bırakmak en iyisi. Ben şimdi gidiyorum. Allah sana kolaylık versin. Memoli. Her şey için sağ ol. Gördün mü Rüzgar? Öyle arkamdan durmadan ağlayacak kadar değilmiş değil mi? Bir günde gittim, bir gece kaldım. İki saatte de kuş gibi uçup döndüm işte.
kusura kalma artık. Ah, başımızdaki telaştan sana da hiçbir hediyen neyin alamadım. Böyle elim kolum bomboş geldim koskoca İstanbul'dan. Vaktim olsa boncuk neyin alırdım. Zeyn ablan takardı aralarına renkli renkli, ne güzel. Ama dedim ya, hiç vaktim olmadı. Ya, bir gün senin yelelerini de şu Memoli'nin kafasına sürdüğü şeyden sürsek mi acaba? Koşarken güneşte daha bir güzel pırıl pırıl parlar ha. Yavaş oğlum, şaka yapıyorum ya, şaka. Günaydın ana. Günaydın kızım. Memoli nerede ana? Memoli sabah güneş yüzünü göstermeden fırladı gitti. Gitti mi, nereye gitti? Jandarmanın yanına gidiyormuş herhal. Aman, beni niye uyandırmadın ana, beni niye uyandırmadın ya? Yok kızım, ben dedim Memoli'ye, Zeyno'yu uyandırmayacak mısın diye. O şimdi kalkıp da seni göremezse aklı başından gider diye. Ama o yok dedi. Aman Elif ana, sakın Zeyno'yu bırakma dedi. Ben niye Memoli dedim, niye Zeyno'yu uyandırmayasın dedim. O da Zeyno gelirse yine başına, yani benim başıma sürüyle işler açar dedi. Onun için Zeyno uyansa bile söyle ona, sakın evden ayrılmasın, burada uslu uslu otursun, beni beklesin dedi. Sakın peşimden gelmeye kalkmasın dedi. Ben de ona, bizim Zeyno'da keçi inadı vardır, hayatta dinlemez sözümü, düşer peşine dedim mutlak. Aynı senin gibi o da hiç dinlemedi sözümü. Zaten beni burada kimse dinlemiyor ki. Benim adım da Mehmet, biliyor musun? Yok abi, benimki Hasan. Öyle değil şimdi, hepimiz Mehmet'iz. Doğru söylüyorsun abi, hepimiz Mehmet'iz. Şafak kaç? Şafak daha karanlık abi. Ne yapacaksın, vatan borcu? Yok, vatan borcu değil abi, vatan sevgisi. İnsan borcu olduğundan değil, vatanını sevdiğinden yapmalı asker. Aferin Mehmet, aferin. Jandarmalar lan, jandarmalar. Koş lan Seyfi, yürü, ağlara haber vermemiz lazım. Dur lan Tarkan, dur. Ne var lan? Bununla arar, haber veririz. Kaçtı lan Sezai Yagam'ın numarası. Ana, nereden buldun lan sen bunu? Ver ver. Tüh, buradan çekmiyor. Şu karşıdaki tepeden çekiyor olması lazım. Koş Tarkan, koş. Oğlum kim neyi çekmiyor? Dur Seyfi, dur lan. Motoru durdurma, hemen gelin. Başlıyor. Uyandırın şunu. Kalk, kalk. Kalk dedim sana. Günaydın Erkan abi. Hayrola? Bu sabah yatağından benden bile erken kalktığına göre çok büyük bir derdin neyin olmalı? Yoksa şu Memoli seni çok korkuttu da bütün gece uykularını mı kaçırdı? Ha Gülsuman? Yoo. Bugün çok özel ve çok güzel bir gün olduğu için bayram sabahlarında erkenden yataklarından fırlayan çocuklar gibi fırlayıverdim işte yatağımdan. Bak işte seni bildiğimden beri Gülsuman'ım. İlk kez doğru bir laf çıktı ağzından. Sahiden de bugün bayram sabahıdır. Şu iplerden kurtulduğum an bayram nasıl olurmuş hepinize göstereceğim. Ne yazık ki başka bir bayrama kadar beklemek zorunda kalacaksın Sümüklü Erkan. Çünkü bugün benim bayramım, senin değil. İddiaya var mısın Gülsüm Hanım? Boşuna ümitlenme. Seni burada, Allah'ın bile unuttuğu bu dağ başında hiç kimse bulamaz Erkan. Sen kötü galiba. Ya senki. Tarkan arıyordu.
Tarkan. Ne var lan? Ne? Jandarma mı? Ulan jandarmalar geliyor. Çabuk ağalara haber ver. Ne oluyor Yusuf? Jandarmalar hanım ağa, jandarmalar. Buraya doğru geliyorlar. Yanlarında o kafası parlak saçlı polis de varmış. Allah kahretsin. Bugün sayeden de çok güzel bir bayram sabahı olacak. Ha Yusuf hanım? Diz çök Erkan. Ben karar verdim. Artık diz çökmüyorum Gülsüm Hanım. Diz çök! İddiaya var mısın Erkan'a? Ha? Ha? Aleyküm selam bacım. Şey, ben komiser Memoli'ye bakıyordum da hiç geçti mi acaba bu sabah buralardan? Komiser Memoli mi? He ya, bizim Erkan'ı kurtarmak için bu sabah sizden yardım isteyecekti. Böyle parlak celeli kafalı, uzun boylu, leylek bacaklı böyle tuhaf tuhaf gibi polis oluyor kendisi. Kusura bakma bacım ama senin nasıl bir şey tarif ettiğini pek anlayamadım ben. Anlayamadın mı? Gerçi az önce bizimkiler buradan kamyonlarla, cemselerle geçtiler ama... Ha işte ben de onu diyorum, anlatsana Ama bu konuyla ilgili size bilgi veremem, kusura bakma bacı. Bizde her türlü operasyonun gizliliği esastır. Tamam. Hatta şu anda askeri bölgenin önünde duruyorsun. Hemen uzaklaş da başın belaya sokma, hadi bacım, hadi. Sağ olasın, verdiğin bilgiler için sağ ol Mehmet kardeş, sağ olasın. Ben sana bilgi milgi vermedim bacım, hadi güle güle. Sağlıcakla kal. Hadi aşağı inin. Niye indik? Böylesi daha iyi. Geleceğimizi öğrenip pusu kurup yolu kesmiş olabilirler. Hacı sen sağdan, Ümit sen de soldan adamlarla beraber kulübeyi kuşatacağız. Oraya gittiğimizde kimse ateş etmeyecek. Herkes emrimi bekliyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı komiserim. Komiserim siz yanıma gelin. Murat irtibatta kal. Emredersin. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Ne diyorsun Erkan'a ha? Hangimiz kaybetmeye daha yakınız ha? Sen mi yoksa ben mi? Şimdi ha? Beni öldürsen bile bu gidişle beni öteki tarafta çok fazla bekleteceğini sanmıyorum Gülsüm Hanım. Heh, artık en olmadı orada görürüm senin hesabımı. Yerinde olsam son nefesimi böyle konuşmalar yerine dua etmeye harcardım Erkan. Hala anlamıyorum Gülsüm Hanım. Seninle aynı yere düşmek için etmiyorum ben duamı. Hala anlamıyor musun? Cendermeler, cendermeler. Darlaların oradan geliyorlar. Hadi çek tetiği. Çek 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 tetiği çek. Ben seni yolda beklerim. Hadi çeksene. Siz Erkan'ı alıp kaçın. Biz onlara oyalarız hanım ağa. Şurada doğru değiyor. Erkan elinizde olduğunu söyleyecek size hiçbir şey yapamaz. Hadi hadi çeksene. Çek. Kesin şunun ayağını. Hadi. De.
Hiçbirini kaçırmayın. Yatırın. Silahları bırakın. Elin içine bakın. Etrafa bakın. Her tarafı didik didik arayın. Bak, ben acemiyim, tamam mı? Bütün kontrol sende olacak, ona göre. Ha, bir de ben düşersem beni beklemeden gitme, olur mu? Nereye kadar kaçacaksın sanıyorsun Gülsüm? İyice batağa saplan. Eğer batağa saplanırsam yalnız olmayacağım ben. Komutanım, Mehmet Ali komiserim ata binmiş gidiyor. Ne? Hacı, Ahmet, atlayın atlara. Yanmayı bırakmayın komiserimizi, takip edin. Köyüne son bir defa iyi bakar. Çünkü buraları bir daha görebileceğini hiç sanmıyorum. Benimle iddiaya girilemeyeceğini hala öğrenemedin değil mi Gülsüm Hanım? Hele buradan bir çıkalım. Seni münasip bir çöplükte atacağım ben. Aa, hayda, bu da nereden çıktı? Çabuk arabayı üstüne sür. Baş üstüne. Canım. Allah kahretsin. Yürü! Tamam, tamam. Zeynep. Buradayım Erkan. Yanındayım. Ezdik Zeynep. Yılanın başını ezdik. Ezdik. Gelsin.
çaylar geldi. Buyurun abiciğim. Abi ne oldu bizim lotolar? Bir şey yok değil mi? Aa, çıkmaz olur mu abiciğim? Çıktı tabii. Yine milyarları trilyonları koyduk ama ben bu tür şeyleri pek belli etmediğim için bu tür olayları hep soğukkanlılıkla karşılıyorum abiciğim. Dalga geçmeyi bırak abi. Ercan haklı. Her hafta bizden paraları topluyorsun. Kazandık mı, kaybettik mi, kaçta kaldık hiç haber vermiyorsun. Şş, bana bak. Bizi öyle ayaküstü dolandırmaya çalışmıyorsun değil mi? Yani burası organize suçlar masası. Seni mahvederiz ha. Nasıl da yakaladınız beni? Evet, itiraf ediyorum. Aslında ben her hafta milyarları, trilyonları koyuyorum ama sırf size belli etmemek için burada da çaycılık yapıyorum abiciğim. Evde bir sandık dolusu param olduğu halde günde 1500 kişiye çay veriyorum. Sonra boş bardak topluyorum. Sonra o boşları topluyorum, gidip güzelce çitiliyorum, tekrar servise çıkıyorum abiciğim. Emniyetin 10 katlı binasında merdivenlere inip çıkmaktan anamın gözyaşları sarılıp akıyor ama ben yine de size hiçbir şey belli etmemek için asla bu işten vazgeçmiyorum abiciğim. Ama abini kızma. Biz öylesine sormuştuk, heyecanlanalım diye yani. Siz merak etmeyin abicim. Eğer heyecanlanmanız gereken bir şey olursa ben size haber veririm. Eğer emniyetin koridorlarında beni ellerimin üstünde yürürken görürseniz hiç düşünmezsiniz, takılırsınız peşime, tamam mı? Tamam. Kızı bayağı. Keşke daha önce söyleseydin. Çay vereyim mi? Acelem var abi, sonra içelim. Peki abi, tabii. Siz göre başlarken çay içemezsiniz. Aman! Allah kutlasın abicim. Abi bir dakika, geçmiş olsun. Abi ben sana şuradan bir tane çay vereyim. Bu senin sorguda içersin onu. Zihnini açar, bülbül olursun, bülbül. Bu sonuncu finalist güzelimizi de Cem abime verilmelisi. O şimdi ta buradan kokusunu almıştır bunu. Sabah sabah çocuğun çeşitli üreme organlarını şişirmenin alemi yok tabii. Ah abim benim. Kardeşim bakar mısın? Ha. Başkomiser Kemal, komiser Cem, komiser Başak ve komiser Mehmet Ali'yi nerede bulabilirim? İleride sağlıkçı oda. İleride, sağ ol. Ha. Bu ne ya? Ne haber abi? İyidir abi. Bir dakika abi. Teşekkür ederim. Memoli de gelince gidin şu adrese bir bakın. Adamlar kaçak malları bu depoda saklıyor olabilir. Başlayacak. Derya, sen de git maliyeden bir araştır bakalım. Adamlar son iki yılda ne kadar vergi ödüyor? Başlayın başkomiserim. Çocuklar, nikah ne zaman? Daha var başkomiserim. Önce şu nişanba adresini bir atlatalım da. Nişanba adresini mi? Hayatımı unuttun mu? Baban nişandan önce benim ağzımı kuş tutmamı istemişti ya. Saçmalıyorsun Cemciğim. Yani komiserim. Ağzında kuş tutmanı istedi ha? Ya nasıl saçmalıyorum ya? Ya ben bu 3 kuruşluk maaşımla sizin muhitin yakınlarında nasıl ev tutabilirim hayatım ya? Yani sizin oraların o kalpsiz, o vicdansız ev sahiplerinin her ay kira adı altında kaç lira... Hatta kaç dolar istediklerini biliyor musun ya? Canım biz evlendikten sonra babam ona yakın oturmamızı istiyorsa ben ne yapabilirim? Yok ya, gidip onun evine yerleşelim o zaman. Olur. Ya hayatım, baban 2 günde beni orada maymuna çevirir ya. Başkomiser Kemal Bey'e bakmıştım. Başkomiser Kemal Bey. Bu sizin. Bir imza lütfen. Şuraya. Bu arada komiser Cem, komiser Mehmet Ali, komiser Başak ve komiser yardımcısı Derya'yı nasıl bulabilirim ben? Komiser Cem benim. Derya Hanım da burada ama diğerleri yok. Toptan bir imza atsam olur mu? Tabii olur. Ver bakalım. Bunun üzerinde nasıl yazıyor bunu? Zeynep'ten gelmiş olmasın? Kimden acaba ya? Merak ettim. Günaydın komiserim. Aşağı hanım. Ne haber abi? İyiyim abi. Ne yapıyorsun? Protesto ediyorum abi. Abi? Efendim abi. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Olayı protesto ediyorum ben öyle abicim. Protesto mu ediyorsun? Abicim kendini bilmez ve son derece canına susamış kör cahilin biri benim mıntıkama bozuk parayla çalışan çay ve kahve makinesi bırakmış Memoli abi. Ben de bu durumu protesto ediyorum abicim. Çay kahve makinesi mi bu? Evet. Ama sen hiç merak etme. O da ensiz nasıl olsa biraz sonra gelip buradan bozuk paranı almak için önünde diş çökecek. Bana Avni abi affet beni. Ben bir eşeklik ettim. Sen etme abicim şeklinde kıza ve öz bir konuşma yapmak zorunda kalacak abicim. Dur bakayım deneyelim. Sakın şimdi. Abi. Aman ha. Çek elini abicim. Deneme abicim. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi.
Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın Memoli. Nasılsın şef? İyiyim Memoli. Ne haber Cem? Derya. Ne olsun baba? Ev bulabildin mi Cem? Ev buldum da baba, bu maaşlı kirayı nasıl ödeyebileceğimi bulamadım. Vallahi bu gidişle hepimiz Avni'ye bakıyoruz. O lotodan parayı vurdu vuramadı, hepimiz eşek kuyruğu gibi kalacağız vallahi. Eşek kuyruğu gibi mi? Ne uzayacağız ne kısalacağız yani. Aa ben bunu az daha unutuyordum ya. Şef unutuyordum, kusura bakma. Bu Yalçın Holding'in depolarına bir bakmaya gidelim abi, hadi. Zaten sen gelmezden önce şef de aynısını söylüyordu baba. Ya adamların kirli çamaşırları bayağı birikti biliyorsun. Şu çamaşırların hepsini bir güzel toplayalım, ondan sonra ön yıkamalı bir makinede hepsini yıkarız, hadi Cem. Tamam, olur baba. Bu ne ya? Aa Elazığ'dan gelmiş. Köylü kızından galiba. Zeynep Larkan'ın düğün davetiyesi. Yeniden evleniyorlarmış. Aynı davetiyeden bize de geldi. Baba iyi misin sen? Ne böyle? Ha? İyi misin diyorum baba. Hadi biraz çıkalım, hava alırsın. Ha? İyiyim. Aslında çok sevindim ben ya. Allah mesul eder inşallah. Hadi hayat devam ediyor ama. Hadi. Biz işimize bakalım da gidip biraz kötü adam kovalayalım. Hadi Cem. Evet, emirlerinizi dinliyoruz başkomiserim. Kendine dikkat et Memur. Az önce kendin söyledin. Ne olursa olsun hayat devam ediyor. Ne olursa olsun şef. Cem. Memoli'ye göz kulak oldu. Sinirinden cam çerçeve bırakmaz yine. Elimden geleni yapacağım şef. Erkan Ağa geliyor. Ağa geliyor. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin ağa. Tarık. Al şunu. Hoş geldin ağa. Hoş gördük. Hoş geldin sen. Estağfurullah. Öpeyim ağa, öpeyim. Estağfurullah. Ah be ağam, senin sözün dururken gittik yılanın lafına kaldık. Kusurumuza bakma, bize affet ağam. Ağalar affedecek bir şey yok. Ben de sizin gibi çok zamanlar o yılanın sözüne kandım. Ama artık barış geldi. Bundan böyle bu kahvede keder çayları değil, keyif çayları içeceğiz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ha, bir de bundan sonra böyle köyde oturup tembellik yapmak yok. Bu topraklar artık sizin topraklarınız. Beraber çalışacağız, beraber üreteceğiz, beraber kazanacağız. Sağ olasın. Bundan sonra tembellik de bizim, bu alnımızın teri de. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi şimdi için çaylarım. Darık, herkese benden çay ver. Hadi. Selam. Geldim ağam. Çaylar geldi. Ağam hoş geldin ağam. Buyur. Hoş bulduk. Hoş geldin Selo kardeş. Hoş bulduk kardeş. Sağ ol Selo. Senle kurban olmasanız bunlar hiç böyle olmayacaktı. Sen sağ ol ağam. Sen sağ ol. Ya say kurban nerede? Nerede olacak? Gamze'nin yanındadır. Ya bana hatırlat da bizim düğünden sonra bir düğünde ona yapalım. Vallahi çocuk telef olacak köy meydanında ha. Ben ne olacağım ağam? Sana da bulacağız artık bir köylü kızı. Ben diyorum acaba şehre gidip de bizim Güllü ile Lale'yi buraya mı getirsin? Güllü ile Lale kim? Ya bizim pavyonda çalışan kızlar vardı ya ağam. Onları alıp buraya getirsin. Çok iyi kızlardı, çok güzel kızlardı. Ulan sen kurbanın dediği kadar varsın. Hatta daha fazlası varsın. Ağam yapma gözünü seveyim, yapma ya. Yol yakınken hala dönebileceğini biliyorsun değil mi Zeyno? Baksana ona. Nasıl da barışın sessizliği sardı her yana. Artık hiçbir ananın ağdı duyulmuyor karşı tepelerde. Jandarma yılanı deliğe tıktı. Ağaçların yeşili daha bir yeşil oldu. Fırat'ın suyu daha bir neşeyle akar oldu. Ben şimdi yüreğime teslim olup da her şeyden nasıl vazgeçerim ana?
bu düğünün 100 yıllık bir kavgayı bitireceği doğrudur Zeyno. Ama senin yüreğindeki yangın ne olacak ha? Her yangın gibi bir gün gelir o da söner ana. Her yangın gibi. Ama ne olursa olsun, İsterse bütün yangınlar dinsin, onun yüreğimdeki yeri hep aynı olacak ana. Onu hep seveceğim. Ve ömrümün kalanı hep onu özlemekle geçecek. Özlemekle geçecek. Erkan'la Selo geliyor galiba ha? Zeyno. Hoş geldin, hoş geldin Erkan. Hoş gördük anam, hoş gördük. Hoş gördük Zeyno bacım. Hoş geldin. Sana çok iyi haberlerim var Zeyno. Öpeyim anam. Nedir? Hoş geldin oğlum, otur. Hoş gördük Elif anam. Nasılsın, iyisin anam? İyiyim Erkan oğul. Artık çok daha iyiyim. Şu haberi duyunca çok daha iyi olacaksın. İçeriden haber geldi. Jandarma bizim bütün eski ağaları mahkemeye çıkarmış. Hepsi en az 20-30 yıl yer diyorlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Gülsüm, Gülsüm'den haber var mı? Sen onu hiç merak etme Zeyno. Bundan gayrı onun için sadece kaçmaktır. Bir daha hayatta düşüremez yolunu buraya. İnşallah. İnşallah yakında onu da yakalarlar da bütün yılanın soyu kurur inşallah. İnşallah hanım, inşallah. Siz neler yapıyorsunuz bakalım? Hiç. Zeyno öyle laflıyorduk. Allah! Gene içeride tarhana kokular geliyor Elif ana. Çorba mı kaynattın gene? Benim çorbam hiç eksik olmaz ki oğlum. Bilmez miyim Elif hanım ya? Hadi gel sana bir tas vereyim. İyi olur vallahi. Nasıl da karnım acıktı. Sen de ister misin Erkan oğlum? İstemez olur muyum anam? Ben yüzüme bir su çarpayım, hemen geliyorum. Hadi gel. Gel hadi gel, nazlanma hadi. Sen iyi misin Zeyno? İyiyim Erkan. Yüreğinden yüzüne vuran o gölge nedir peki Zeyno? Sana söz veriyorum. Yüzündeki o son gölge de yok olup gidecek. Bundan gayrı hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Zeyno. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Zaten sen ne dersen de bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamaz Erkan. Daha bebeğken barış için sevdik birbirimizi. Öyle yazdık alın yazımızı. Bundan gayrı da sadece barış için olacak her şey. Zeyno. Hadi. Acele et de çorban soğumasın. Tamam. Ben geliyorum anam.
Sen misin lan bu? Benim Memal abi. Boşver abi, açma işi de gel biraz dertleşelim. Dertleşelim mi? Evet Memal abi, gel otur. Hayırlı Rambocuğum? Zeyno ablanın davetiyesini gördün mü Memal abi? Gördüm Rambo. O zaman niye bir şey yapmıyorsun Memal abi? Nasıl bir şey yapmıyorum Rambo? Yani filmlerdeki gibi koşup kurtarsana sevdiğin kızı. Filmlerdeki gibi mi? Hatta istersen ben de gelir yardım ederim sana. Sen Zeyno'yu almak için içeri daldığında ben kapının önünde atını tutarım mesela. Sen de söylüyorsun ya Rambo. Bu sadece filmlerde olur. Yani gerçek hayat sadece filmlerde oluyor değil mi Memal abi? Ne yazık ki Rambocuğum. Ne yazık ki. Ben buna inanmıyorum işte Memal abi. Aferin o zaman sana. Yani sen şimdi Zeyno ablanın böyle göz göre göre gidip biriyle evlenmesine izin vereceksin. En doğrusu bu Beren bu. Ya ben artık hangisi en iyisi, hangisi en doğrusu hiç bilmiyorum be Memal abi. Sen Zeyno'yu, ben Meri'yi bu kadar çok severken ne yaparsak yapalım ikimiz de bir türlü sevdiğimiz kızla olamıyoruz ya. Yuh yani bize. Haklısın Meren Bucum. Yuh bize. Şu adına aşk denilen hastalık ne kadar acımasız bir illetse artık. Ne vazgeçmemize izin veriyor ne de kavuşmamıza. En çok da ona hasta oluyorum Memal abi. En çok da ona hasta oluyorum. Böyle güzel konuşmaya devam edersen hala bir şansın olabilir ama biliyor musun? Var değil mi Memal abi? Dur. Hiç üzülme Memal abi. Nasıl ki Melek asla benden vazgeçemezse Zeyno abla da senden vazgeçemez. O davetiyi sırf seni kıskandırmak için, sırf sen tekrar köye git onu al diye bastırmıştır Allah bilir. Sakın ümidini kaybetme Memal abi. Sakın Zeyno ablayı sevmekten vazgeçme, tamam mı? Tamam. Vazgeçmem dostum. Memal abi. Efendim Rambo? Sen az önce bana dostum dedin abi. Artık sen de aramıza geleceksin. Bizden sayılırsın tabii. Allah! Dur oğlum dur. Dur. Hadi daha fazla taşlara oturma da karnın ağrımasın. Yok abi. Artık sadece meleği görünce karnım ağrıyor. İyi geceler dostum. İyi geceler dostum. İyi geceler dostum. Kim o? Benim Memoli Belgin ablan. Geldim abla. Merhaba Memoli. Nasılsın? Nasıl olmam gerektiğini bir bilsem bu soruya olumlu ya da olumsuz bir cevap verebileceğim ama. Zeynep'in düğününe geliyorsun değil mi? Gelmeyeceğim abla. Bunu tahmin etmiştim. Zeynep'in seni orada görmeyince ne kadar üzüleceğini biliyorsun değil mi? Benim orada onu öyle görünce ne kadar üzüleceğimi biliyor musun abla? Madem bu kadar üzülecektin niye hiçbir şey yapmadın Memoli? Niye gitme kal demedin Zeynep'e? Ya ablacığım. Tamam. Her zaman olduğu gibi ne? Ya abla ne olur abla. Yine başlama diyeceğini bildiğim için hiçbir şey söylemiyorum. Bu davetiye... Sadece Zeynep'le Erkan'ın düğün haberi demek değil ki abla. O aynı zamanda Barış'ın haberi. Sonunda köylü kızının yılanı kuyruğundan yakalayıp başına ezdiğinin haberi. Şimdi bencillik edip kendimiz için üzülmek yerine... Onlar yerine sevinme zamanı abla. Sen bilirsin Memo. Ama ben yine de o güzel başını yastığa koymadan önce biraz düşün derim. Yatmadan önce kafam birkaç saat duvarlara vuracağım için yattığımda...
yastığa koyacak bir başım olmayabilir ablacığım. Peki Memoli. İyi geceler. İyi geceler abla. Ah. Senden bir şey daha rica edebilir miyim Memoli? Tabii ki ablacığım. O jöleli kafanı duvardan duvara vururken birkaç kere de benim için vurur musun? Olur ablacığım. Allah rahatlık versin Memoli. Hiç sanmıyorum ablacığım. Hiç. Önce hangi duvardan başlasak acaba? Kim o? Benim Memoli. Geldim ablacığım, geldim. Efendim abla. Kusura bakma Memoli, yine rahatsız ediyorum seni. Zeynep'in düğününe giderken Kemal Beyler uçakta benim için de bir yer ayırabilirler mi? Birlikte gider dönerdik diye düşündüm. Sen ne diyorsun abla? Sen emret, şef uçak bile kiralar senin için. Memoli, böyle kötü espriler yapmak için çok geç oldu oğlum. Hadi. Galiba haklısın abla. İyi geceler sana. Abla. Efendim Memoli. Dikkat ettim de şu senin eski arkadaşının kızıyla Amerikalı nişanlısı. Çok sık gidip gelmeye başladılar sana. Ya bir anda çok kaynaştık. Çok iyi arkadaş olduk birbirimizle. Adeta. Anne kız gibi desene. Haklısın. Belki benden hep annesiyle ilgili anılar dinlediği için beni onun kadar yakın hissediyor kendisine. Genç yaşta annesiz kalmak o kadar kolay bir şey değil tabii. Ben gidip yatayım en iyisi. Abla. Efendim Memoli. Kendine dikkat et Belgin abla. Sakın yanlış bir şey yapma. Tamam. Dikkat ederim Memoli. Biliyor. Memoli her şeyi biliyor. Bu defa son kez soyunuyorum abicim. Ayaküstü burada striptizcilere döndük vallahi ya. Yaşasın. Köylü kızının pazardan aldığı çorapların hiçbirisi yırtılmamış. Aferin köylü kızı. Ebe Belgin abla. Ebe Belgin abla. Acım. Baba ne haber? İyilik. Baba kapıdan böyle kafanın sarkıttığına göre yanlış zamanda geldik galiba. Geldik mi? Her şey. Ne haber Memoli? Ha şef. Merhaba abi. Avni, Rambo. Seni bu gece yalnız bırakmanın çok kötü bir fikir olacağını düşündük. Ve gelip biraz laflayalım dedik. İyi etmişsiniz şef. Henüz intihar etmemiş olmana da çok sevindim baba. Tam etmek üzereydim siz geldiniz Cemciğim. Ne kadar iyi etmişiz o zaman. Abicim ben de sana birkaç saat sonra dünya çapında sansasyonel bir kahve yaparım. Kafanda rakıdan eser kalmaz. Rakıdan eser mi kalmaz? Aa, söylemeyi unuttum değil mi abicim? Bak. Ben bütün söyleyeceklerimi az önce zaten sana merdivenlerde söyledim Memoli abi. Aklıma da zaten başka bir şey gelmiyor. Geç geç. Hadi Nuh'un gemisi kalkıyor. Başka gelen var mı? Kafalamaz ormancı, çekmiş kafayı. Aman ormancı. Tamam abicim bırakın şimdi türküyü ya. Kesin türküyü, sıra kimde ya? Avni. Sıra kimde? Oyna. Başla komiserim. 2-2. 1-2-3-4. Haydarpaşa tren istasyonuna geldim abicim. Haydarpaşa tren istasyonu kimdeydi? Kimdi abicim Haydarpaşa tren istasyonu? Aha! Bende! Vallahi bende! Bak işte abi tren istasyonu bende abi. Ben kazandım ya! Cem sakin ol. Bu sadece bir oyun. Pardon şef. Avni ver oğlum 2500 lira. Tamam abicim al veriyorum abicim. Sıra bende ama önce bir dakika. Dur! Oğlum Rambo dur! Dur bir dakika! Yavaş iç biraz! O şeyde durduğu gibi durmaz! Yok Memoli abi!
Zaten biz de şişede durduğu gibi durmasın diye içiyoruz bunu ya. Daha tatlı suzarlar hadi. Yaşlıyor başkomiserim. Ya şef, Allah'tan sen geldiğinde oyun disiplini biraz sağlanabiliyor ha. Ya ben de neredeyse 40 yıldır oynamıyordum bu oyunu. İyi akıl ettiniz aslında. Bizim zamanımızda nerede böyle 5.000 liralar, 10.000 liralar? En büyük para 500 liraydı mesela. Ya o günden bugüne paranın değeri nasıl azaldı? Ya benim mesela ilk maaşım 200 liraydı. 200 lira. Kadıköy'den Beşiktaş'a da gidiş dönüş vapur bileti 25 kuruş falan mı yani? Ya şu hale bak şimdi. Hadi. Sıra sende şef. Ya ne çabuk sıra bana geldi ya. Tabii siz şimdi her zardan sonra böyle tarihin tozlu sayfalarından derin anılar anlattığınız için şef, zaman sana çok kısa geçiyormuş gibi geliyor yani. Şimdi bu bana ne demek istedi? Başkomiserim, siz şu türküyü biliyor musunuz acaba? Ben de yuva yapmışım dalına. Aman aman, yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Aman ile yandım, aman ile, aman ile, aman ile yandım. Bedava mı sandın, para verim aldım. Bedava mı sandın, para verim aldım. 1, 2, 3... Kodes'e geldim ya. Ne komik komiser mi bu, ne hapse girdi. Çok mu komik abicim? Abini, sıra sende abicim ya. Şşş, abini. Sızdı. İnsan alkolün esiri olunca böyle oluyor tabi. O zaman ben onun yerine oynayayım. Oyna. Evet, bu onun eli. Yine benim otele geldik. Ver bakalım 90 bin lira. 90 bin lira mı? Sen ne diyorsun oğlum? Şef, biz de yani masraftan kaçınmayıp oraya otel yaptık. Ya, otel ha. Ha, biliyor musun, bir zamanlar ben de böyle pahalı bir otelde kalmıştım. Dur bakayım sene kaçtı. Şimdi şef, önce yeni bir anınıza geçmeden önce şu zarları atsan da sallatsan, hani oyun dönsün hesabı. Memoli, Memoli iyi misin sen? Ha, ben de mi sıra oynayayım şef? Yok, hala başkomiserimde sıra Memoli abi. Artık bırakalım da sen biraz dinlen istersen. Şef he? Doğru söylüyor baba. Yok 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 yok, ben iyiyim, devam edin, devam edin. Ya ben kimi kandırıyorum ki ya? İyi ki geldiniz vallahi. Çok teşekkür ederim. Siz gelmeseydiniz ben şimdi herhalde camı açmış kendimi atayım mı atmayayım mı diye düşünüyordum. Sen ne diyorsun Memoli abi? Şaka yapıyor Rambo'cum, şaka yapıyor ya. Baba şaka yapıyorsun değil mi? Düğüne sen de geleceksin değil mi Memoli? Gelmeyeceğim şef. Ne? Gelmeyeceksin mi? Gelmeyeceğim. Emin olacağım, sen de benim yerimde olsan sen de gelmek istemezdin. Aa, az daha unutuyordum ya. Şef, Belgin abla dedi ki Kemal Bey uçak bileti alırken bana da yer ayırtabilir mi acaba dedi. Tabii ayırtırım. ama yalnız bana bir kağıt kalem bir şey verin. Tamam, çünkü bu kafayla yarın sabah hiçbir şey hatırlamayabilirim. Belgin'e uçak bileti alacağım. Hadi artık, hepimizin kafaları bayağı parçalı bulup dolduğuna göre bırakalım artık oyunu. Bir dakika o zaman. Şimdi madem öyle, bu durumda bu oyunun galibi benim. Çünkü bütün paralar bende yani. Ben de giriyorum şimdi ya. Mesela yani yarın bir ben ev olabilirim ya. Cem. Evet, ben zengin oldum Cem. Ya. Allah. Cem. Paralar şey, efendim şef. Cem, para. Beni korkutuyorsun. Derya'nın babası beni bu hale getirdi ya. Avni. Yaş. Avni oğlum kalk. Avni kalksana. Avni kalk. Evet arkadaşlar, şu anda çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Hepimiz ağır siklet sarhoşuz ve bize kahve yapabilecek tek kişi çoktan uyumuş durumda. Başını duman almış, gümüşlere durmaz akar.
Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Helal Bey, bizi arabadan niye bu kadar erken indirdiniz? Yani niye bu yıl yürüyoruz anlayamadım. Ne güzel Beygir Hanım, bu mis gibi havayı doldurun ciğerlerinizi. Evet, ciğerlerimiz bayram yapıyor ama ayaklarımın ağrısını kim tedavi edecek onu bilemiyorum. Marşın temposuyla yürürseniz ayaklarınızda hiçbir şey hissetmez. Tamam? Dinlesin. Bu gökdeniz nerede var? Beygir Hanım, bizim şef gençliğinde izci olduğu için ondan böyle enerjik yani. Belli oluyor. Kemal Bey. Efendim? Kemal Bey, Memo'nun gelmeyeceğini Zeynep'e nasıl söyleyeceğini hiç bilmiyor. Bunu sizden başka kimse ona söyleyemez Beygir Hanım. Çok zor Kemal Bey, çok zor. Zeynep'in neler hissettiğini bir bilseniz. Zaman her şeyi çözer Beygir Hanım, her şeyi. Öyle mi dersiniz? Al bakalım Memo'yu. Sana bir içi çat. Eyvallah. Cem yok mu bugün? Yok, Cem düğüne gitti Selim abi. Düğüne mi gitti? Hayrola, kimin düğünüymüş bu? Bizim köylü kız vardı ya. Hani birkaç kez gelip dürüm yemiştik. Bu akşam evleniyor da. Senin hala ne işin var oğlum burada? Hala damat tıraşı bile olmamışsın. Hadi hadi kalk hadi. Hadi. Dur abi dur, ne yapıyorsun ya? Ya oğlum, sen bu akşam o düğünde damat sandalyesine oturmayacak mısın? Hadi kalk git, hadi hadi. Allah bilir senin damatlığın da hala kuru temizlemecededir. Dur ben şu arabayı kapatayım, sana yardımcı olayım. Yok dur Selim abi dur. Bu akşam ben damat falan değilim. Ne? Sen bu akşam damat falan değil misin? Yok Selim abi. Hem öyle bir şey olsa ki büyük ihtimalle hiçbir zaman olmayacak. Ben sana yaldızlı davetiyeleri getirip elimle vermez mi? Bir dakika şimdi dur. Benim kafam çok karıştı. Yani o köylü kızı. Her bakışında sana deliler gibi aşık olduğunu, şu martıların bile kaç kere şahit olduğu köylü kızı bu akşam evleniyor ama seninle evlenmiyor. Aynen öyle Selim abi. Ve sen burada turistik develer gibi oturmuş buna izin vereceksin öyle mi? Ben bu soruyu son günlerde ne kadar çok duydum ya. Oğlum Memo, saçmalama. O kız senden başkasıyla evlenemez. Ya siz kaç defa oturdunuz burada yarım saatten fazla? Yarım saatten fazla mı? Evet. Burada yarım saatten fazla oturanlar mutlaka evlenirler. Neyse. Biz istisnaymışız demek ki. Yok kardeşim. Siz salak mısınız? Ne? Normalde benim düğünlerim zekayı güçlendirir, zihni açar ama yani... Hikaye çok uzun hikaye be Selim abi. Hatta bizimki yılan hikayesi. Ben öyle yılan hikayesinden falan anlamam kardeşim. Ben bir tek gördüğüme inanırım. Ve ben Memoli iki güzel insandan başka hiçbir şey görmedim. Ha, sen şimdi istersen şu yılan hikayesini bir de şu martıları anlat da onlar da gülsünler. Ya elinde olmayan çeşitli teknik nedenlerle onunla evlenemiyor olsan bile böyle bir akşamda onu yalnız bırakmaman lazım. Senin yüreğin daha ne kadar yanar bilmem ama Memoli, yüzüne takacağın sahte bir gülümseme bile onun bundan sonraki hayatında su serpecektir yüreğine. Seni hep iyi hatırlayacaktır. Ulan ayaküstü sana güzel ablalık yapalım derken canım şişleri yaktık be. Bizim düğünümüzde böyle olur değil mi? Yok Cemciğim, ben daha çok kendi aramızda bir düğün düşünüyorum. Kendi aramızda mı? Kendi aramızda. Nasıl yani? Böyle hep beraber halaylar çekip göbek atamayacak mıyız? Hayır Cemciğim, ama sen istersen nikah masasına çıkıp kendi başına göbek atabilirsin. Yapma ya. Avni, çabuk bana bir çay ver.
Affedersiniz, şuradan yarım tabakçık pilav alabilir miyim acaba? Nikah kıyılmadan olmaz. Ya, ama benim karnım çok acıktı ya. Bize ne? Önce nikah sonra yemek. He ya, önce nikah sonra yemek. Bana bak, bana öyle sesini nikahları konuşmayın. Karşınızda koskocaman polis memuru duruyor, ona göre. Abo, polis mi? Sen esaftan polis memuru musun? Herhalde, komiser Memoli'nin baş danışmanıyım ben. Kusura bakma, bilemedik kardeş, olur. Önemli değil canım, biz gizli polis olduğumuz için bu çok normal tabii. Ah, hem de gizli polismiş, gördün mü? Al kardeş, al. Görev başında aç kalmak iyi değildir. Doğru. Tam damat tıraşı hava. Ağam benim. Kaymak gibi. Allah'a çok yakışıklı oğlum. Çok. Müslüm, elini çabuk tut oğlum ya. Düğüne geç kalacağız. Düğünü burada yapmak zorunda kalacağız. İyi de ağam, damat tıraşı bu. İki tane öyle cırt cırt diye olmaz ki. İyi hadi. Doğru söylüyor. Doğru diyor. Hadi çabuk ol, çabuk çabuk. Hadi hadi, geç kalacağız ya. Tamam ağam. Ağam doğru söylüyor ha. Sağ olasın. Saatler olsun. Sağ olasın. Saatler olsun. Sağ olasın. Sadık oldun. Selam. Sağ ol. Ağam üstüm. Buyur ağam. Tu. Ağam Kolonya dökeyim ha. Ağam saatler olsun. Saatler olsun ağam. Oğlum siz ne duruyorsunuz burada? Düğüne geç kalacağız, hadi hadi. Ağam. Hı. Hadi oğlum hadi. Bir dakika, çok güzel oldu ağam, harika oldu. Müslüm. Buyur ağam. Ne istiyor oğlum bunlar? Bahşiş istiyorlar ağam. Bahşiş mi? Vermiyorum lan bahşiş. Olur mu sen ağam ya, olur mu öyle şey? Hadi. Siz var ya, daha düğünü yapmadan cebimdeki paraların hepsini kurutursunuz. Al, sen de al. Hadi geç kaldık, hadi hadi. Ne yapıyorsun lan? Ağam bir 5 milyon daha versene. Oğlum daha demin verdik ya. Ya verdin de Tarık aldı parayı. Yok abi vallahi ben almadım. Ya yalan tamam, söyleme lan. Tamam, daha düğün yapmadan kuruttunuz beni be kardeşim. Al. Abi bir 5 milyon daha vermezsin herhalde, değil mi? Vermem, döverim. Erkan ağa. Başkomiser. Biraz konuşalım. Tabii. Hadi siz düğüne. Ben kalayım mı? Yok oğlum, hadi düğüne dedim ya, hadi. Hadi, hadi gidelim, hadi gidelim. Nasılsınız başkomiser? İyiyim Erkan, sağ ol. Sigara? Yakayım bari bir tane. Ateşim var benim. Lafı çok uzun tutmayacağım, merak etme. Benim de nikah yetişmem lazım zaten komiserim. Bak Erkan, Zeynep benim kızım sayılır. Eğer onu bir daha üzmeye kalkarsan, eğer onu bir daha kandırıp yüzüne gözyaşı, alnına leke sürersen, sana neler yapabileceğimi bilmek bile istemezsin Erkan. Nereye kaçarsan kaç, seni bulur, cehennemi ayağına getiririm ona göre. Madem Zeynep senin kızın, bundan sonra sen de benim babamsın. Ver elini öpeyim. Tamam, tamam, tamam. Sen yüreğini ferah tut. Kızına gözüm gibi bakacağım baba. Hadi bakalım o zaman. Düğüne. Bu gibi acıkmış hele. Bir tabak daha alabilir miyim acaba? Tabii. Ya, biz de dökelim kurtlarımızı. Yok Cem'ciğim, ben almayayım. Ya, olur mu canım? Biz buraya sonuçta eğlenmeye geldik değil mi? Hadi. Gel, gel. Hadi gel, gel. Komiserim. Efendim Deryacığım. İstanbul'a dönünce ayrılıyoruz, haberiniz olsun. Müsaadenizle. Komiserim, nikah şahidim olmanızı istiyorum.
O zaman ben de gideyim Zeynep. Gelene kadar Cemlerin orada oturur. Ha. Abi çok yakışıklı olmuşsun ya. Ya bana bak. Zeynep ablam seni görürse düşüp bayılır vallahi. Zeyno inmedi mi daha? Yok inmedi. Biraz önüne. Ama sen yerinde otur istersen. Oğlum gelin inmeden oturulur mu ya? Ya. Ha. Çok güzel oldun Zeynep. Keşke Memal da burada olsaydı. Ne güzel olurdu değil mi abla? Ne güzel olurdu sahiden de. Hadi Elif Hanım, ört kızının duvarını. Ben bir defa örttüm. Hiç uğurlu gelmedi Belgin Hanım. Zeyno senin de kızın sayılır. Bu sefer de sen ört ha. Bak gördün mü abla? Sonunda yüreğim aklıma yenildi işte. Yoksa vazgeçmek mi istiyorsun Zeynep? Bu düğün sadece bizim düğünümüz olsa her şey çok daha kolay olurdu. Ama artık istesem de vazgeçemem abla. Hadi o zaman gülümse artık. Bu kadar güzel bir geline surat atmak hiç yakışmıyor. Hadi canım. Hadi güzel kızım benim. Hadi Elif Ana, çiçeğini de sen ver. Sen otur. Selo. Bir dakika. Nikah şahitlerimiz, herkesin yakından tanıdığı ve bildiği film artisti Belgin Hanım. Belgin Hanım. Komiser. Ve hepimizin yakından tanıdığı İstanbul'dan komiser Kemal. Hoş geldiniz komiserim. Başkomiser Kemal. Hoş geldiniz. Yavuz Selo. Sen komiserim nereden tanıyor? Ya. Selo. Muhtar nerede oğlum? Kahvedeydi gelir. Geldi. Aha geldi. İyi akşamlar. Buradan nikah merasimi için toplandık. Burada bulunan tüm köylülerin ve şahitlerin önünde nikah merasimini yapacağız. Ben de size sorular soracağım. Sayın Erkan Çolakoğlu, Zeynep Yiğitoğlu'nu kendine eş olarak kabul ediyor mu? Evet. Bravo, bravo. Zeynep Yiğitoğlu'nu kendine eş olarak kabul ediyor mu? Evet. Erkan kardeşimizin evet dediği. Sayın Zeynep Yiğitoğlu, Erkan Çolakoğlu'nu kendine eş olarak kabul ediyor musun? Bak, Zeynep kızım. Erkan kardeşim da doğdu. Evet, cevabını al. Sen cevap vermekte kararlısın. Sana son kez bir daha sorayım. Kabul ediyor mu, etmiyor mu? Hadi yavrum, herkes seni bekliyor. Hoş geldin baba. En iyisini yaptın baba. Hadi gel. Canım.
Hoş geldin. Geleceğimi biliyordun değil mi? Biliyordum. Gel bana. Zeyno. Zeyno. Bırak son bir defa konuşsunlar Erkan. Sonra gelir yanına oturur. Nereye gömdü kızı? Sen ne yapıyorsun köylü kızı? Seninle baş başa konuşmadan ben o masada bu akşam evet diyemem Memoli. Gel. Kızabilirim. Avucumun içinden uçup gitmene izin verdiğim için asıl senin bana kızgın olman lazım. Ben sana kızgınım zaten. Ha? Otobüs garajında sana eğer birini çok seviyorsan ama onunla bir türlü beraber olamıyorsan ne zaman pes edersin? Ne zaman yeter artık dersin diye sormuştum, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hiçbir zaman dediğini de hatırlarsın o zaman. Ha? Pes ettiğimi sana kim söyledi köylü kız? Ben seni çok seviyorum Memoli. Biliyorsun değil mi? Seveceğim Zeynep. Ben seni ölsem de çok seveceğim. Gel baba. Hadi oraya. Kusura bakma. Zeyno, bundan sonra sana emanet. Thank you.
artık geldin değil mi? Geldim. Bak şimdi, yerinden kalkmayacağını söylemişsin. Gel devam edin. Devam edebilir miyim? Devam edin motor emmi. Bak Zeyno. Erkan Çolakoğlu'nu kendine eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Evet. Bu yeterli olmadı. Ben bir kere daha soracağım. Kabul ediyor musun? Evet. Evet. İyi dedin. Burada bulunan şahitler huzurunda ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Vazgeçmedim. Siz de vazgeçmeyin.